Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Ekim 2018 Euro analizi yapacağım. Euro analizini haftalık, günlük ve saatlik dilimlerde analiz edeceğim. Onun için tek Euro'yu analiz ediyorum. Euro Linda indikatörümde yukarı doğru trend, güçlü bir trend içinde olduğunu ve yukarı doğru trendde olduğunu göstermekte. Haftalık alana geçtiğimizde haftalık biraz nefes alma, şu anda rahatlama nefes alma durumunda çünkü çok hızlı çıkışlarda bulundu. Şurada gördüğünüz gibi trend yukarıda, burada da aşağıya düştükten sonra tekrar yukarı çıkmaya başlamış aynı şekilde. Burada da belli bir süre sonra yukarı gitme eğilimi olduğunu göstermekte ama daha öyle bir sonuca varmamız mümkün değil. Günlük grafiğe gidelim. Günlük grafikte, yani kısa dönemde trendin aşağıya doğru olduğunu görüyoruz. Bu aşağıya dönüş, yani kısa dönemde benim söylediğim 24 Eylül'de, 25 Eylül'de başlamış. Bundan sonra 5 Ekim, 4-5 Ekim arasında yukarı çıkmaya başlıyor tekrar. Tabii bunun tekrar tam yukarı çıkması lazım, yukarı çıkıyor dememiz için. Bir de şöyle bir trend çizgisi çiziyoruz yukarıdan aşağıya doğru. Bu bize kısa dönemde, yani orta dönemde, kaç ay oluyor? Ağustos. Yani ortalama bir ay içinde aslında kısa dönemde denebilir, geçiş dönemi. Doların aşağıya gittiğini göstermekte. Bir kez burada değmiş trend noktasına. Bir kez burada değmiş. Üçüncü kez burada değdi. Yani bu trendin aşağıya doğru olduğunu ve doğru bir trend olduğunu göstermekte. Bundan sonra bu trendin yukarı doğru kırılmasını ve bu indikatörün de sıfır değerinin üstüne çıkmasını beklememiz gerekiyor trendin yukarı doğru olduğunu söyleyebilmemiz için. Daha da detaylı bakmak için bir seviye daha zoom yapacağım. Saatlik grafiğe bakacağım. Saatlik grafikte gördüğünüz gibi önceki trend noktasına değinmiş. Şurada burada destek noktası olmuş. Burada da bakmak lazım hafta içi pazartesi günü ne olacak? Bu destek noktası mı olacak ya da yoksa aşağıya doğru mu gidecek? Bu önemli bir nokta, 705 noktası. Niye önemli bir nokta? Çünkü önceki zaman içinde, örneğin Ağustos 17 civarında da bu nokta önemli bir nokta olmuş ve yukarı çıkmamış. Uzun süre bu noktanın üstüne çıkmamış. Daha sonra 14 Eylül ayında bu nokta aşağı kırılamamış. Onun için birçok değme noktası olduğu için uzun dönem içinde onun önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle alan olarak çizersek, şöyle bir alan uzun dönem içinde. Birçok kesişim noktasını barındırıyor burada. Yani birçok kanıtımız var trendin yönünün ne olacağı ile ilgili. Buradan yukarı çıkarsa yukarı çıkmasına devam etmesi gerekiyor. Tekrar şöyle bir hareket beklenebilir. Aşağı inerse belli bir süre gittikten sonra bu trendde devam etmesi beklenebilir şöyle. Şöyle bir şey olabilir. Tekrar bundan sonra yukarı doğru. İkinci olasılık. Tekrar böyle gelip böyle aşağıya gitmesi beklenebilir. Genel trend yukarı olduğu için, yani uzun dönemde
yukarı gittiği için yukarı gitme ihtimali daha çok. Böyle bir zaman içinde ortalama trader olarak söylüyorum, yatırımcı olarak söylemiyorum. Ortalama şuralarda alım emri verilir. Ve çıkış noktası olarak da ortalama initial stop loss olarak da ortalama şuralar verilir. Evet, Euro analizimiz bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay.